Basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Maalesef depremdeki can kayıplarımız artıyor. 8500'e aşkın can kaybımız var. Bütün umudumuz daha fazla artmamasında. Ancak tablo ne yazık ki hiç de iç açıcı değil. Yaşamını yitirenlere rahmet diliyorum. Yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Enkaz altında hayat mücadelesi veren vatandaşlarımız var. Allah'tan onlara güç vermesini diliyorum. Deprem bölgesi afet bölgesi ilan edildi ve ardından da OHAL ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı kararı OHAL ile ilgili meclise sunuldu. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek. Afet bölgesi ilanını aslında gecikmiş. Anında o büyüklükteki bir deprem yaşanır yaşanmaz o bölge hızla afet bölgesi ilan edilmeliydi. Bütün bu yaşananları yaşanmaması için yapılması gereken tam da buydu. O halse bizim için şu anda doğru bir karar değildir. Bugün derdimiz mevzuat eksikliği değildir. Siyasi irade yetersizliğidir. Derdimiz tam da budur. Milletimiz organize olmuş durumdadır. Ancak devleti yöneten iktidar maalesef organize olamamıştır. Afet bölgesi ilanıyla afet kanunun uygulamadaki mümkün hale gelen her şey aslında yapılabilir şeylerdir ve bunun için yasa yeterlidir. Afet kanunu ve anayasa deprem bölgesinde hayat kurtarmak ve insanımıza yardım götürmek için her türlü imkanı ve olağanüstü yetkileri de içermektedir. OHAL ilanı bu anlamda ne gerekçeyle yapılıyor? Daha bugüne kadar iktidar bize bunu açıklamadı. İktidarın bize bunu hızlı bir şekilde açıklamasını bekliyoruz. Eğer OHAL kararıyla hızlı karar almak diyorsanız, Cumhurbaşkanlığı sisteminde en çok da öne çıkarttığınız, eğer Cumhurbaşkanlığı sistemi gelirse bürokrasi ortadan kalkacak, derhal acil almamız gereken kararlar alınacak dediğiniz, hızlı hareket edeceğiz dediğiniz şeyde ve övündüğünüz şeyde bu değil miydi? Bugün Cumhurbaşkanı'nın isteyip de yapamadığı, kurumları, kuralları işletemediği tek bir alan var mı? Çıkıp bunun birisini söylemesi gerekiyor. Yapabilmesi için yetki var. Fakat yetkisini millet menfaati için kullanmayan bir irade ortada duruyor. OHAL ilan edilirse Cumhurbaşkanı OHAL kararnamesi çıkartacak. Hepimiz 15 Temmuz sonrasında çıkarttığınız OHAL kararnamesinde neler yaptınız çok iyi biliyoruz ve hatırlıyoruz. İlgili ilgisiz her konuda, her alanda OHAL kararnamesi çıkarttınız. On binlerce insan hayatının nasıl mağdur edildiğini milletimiz şahit oldu. Biz biliyoruz, milletimizin de bilmesini istiyoruz. Hukuk yolları OHAL kararnamesine kapalıdır. Bu kararnameler Anayasa Mahkemesi tarafından denetime tabi değildir. Bunu Anayasa Mahkemesi açıkladı. Biz biliyoruz, milletimizin de bilmesini istiyoruz. Yani çıkartılacak kararlar yasaya uygun olup olmadığını anayasa denetleyemeyecek. Biz ana muhalefet olarak ancak OHAL kanunları kanunlaştıktan sonra Anayasa Mahkemesi'ne taşıyabiliyoruz. Daha önce taşıdık. Ne oldu biliyor musunuz? Anayasa Mahkemesi 4 yıl, 5 yıl sonra karar verdi. Olan oldu,
Yaşanan yaşandı, bitti ondan sonra. Tam 5 yıl sonra. Yangın bittikten sonra, kör söndükten sonra hukuk katledildi, halkımızın hakkı yendi. AYM'nin ihlal kararlarıyla şimdi bu yenilen hakların ödenmesi söz konusu mudur? Değildir. AYM ihlal kararları çıktıktan sonra aradan 5 yıl geçmiş, milletimiz mağdur olmuş, yasalar o süre içerisinde hayata geçirilmemiştir. Cumhurbaşkanına orantısız sürede orantısız yetki veren OHAL yasasını kesinlikle reddediyoruz. Cumhurbaşkanının yeteri kadar yetkisi, Cumhurbaşkanının yeteri kadar söz sahibi olabileceği yetkileri ve kararnameleri var. Onları uygularsa, zamanında yaparsa milletimiz bu felaketi bu kadar acı bir şekilde yaşamaz. Biz aynı zamanda OHAL yasasını çıkartmak isteyen bu iradeye, yani Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu iktidara kesinlikle güvenmiyoruz. Kesinlikle güvenmiyoruz. Afet kanunu ile yapamayıp OHAL kanunu ile yapacağınız temel şey nedir? Ben milletimize anlatmak istiyorum. Her iki mevzuatın da uygulanmasında acil durum nedeniyle vatandaşın malına ve mülküne el koyabiliyor devlet. OHAL kanunu çıksa da koyuyor, afet yasası çıksa da koyuyor. Ancak afet kanunu vatandaşın malının mülkünü işgal ettikten sonra süreç bitince parasını götürüyor, vatandaşa veriyor. Devlet mağduriyeti gideriyor. Vatandaşın mağduriyetini gidiyor. OHAL kanununda ise herhangi bir ödeme yapılmıyor. Bölgedeki halkın malına, mülküne belli gerekçelerle el koyacaksın. Koy. Eğer bu afeti bir an önce dindirmek için yapıyorsan koy. Ama parasını vermeyeceksin. Niye? Neden vermeyeceksin? Millet çalışmış, didinmiş, üretmiş, vergisini ödemiş, her şeyini yapmış devlete karşı. Afet yasası var. Git gereğini yap. Ama daha sonra onlara da sahip çık. Kasanda paran yok. Bunu biz biliyoruz. 128 dolar gibi milletin bütün mevduatlarını bir avuç kişiye peşkeş çektin. Bunu biliyoruz. Onun için de sana güvenmiyoruz. Saray efradına dağıttığını da biliyoruz. Peşkeş çektiğini de biliyoruz. O yüzden sana ve iktidarına güvenmiyoruz. Milletimizi mağdur edeceğini biliyoruz. O yüzden sana güvenmiyoruz. Bu devlet Kurtuluş Savaşı'nda çıkartılan tekalef-i milliyeyi kararlarını sonuna kadar uygulamış, Kurtuluş Savaşı'nda milletimize olan borcunu kuruşuna kadar ödemiştir. Kuruşuna kadar ödemiştir. O zor günlerde dahi milletimize borçlu kalmamıştır devletimiz. Onları mağdur etmemiştir. Devletimiz güçlüdür. Milletimiz güçlüdür. Milletimiz gereğini yapıyor. Devletimiz de gereğini yapmak zorundadır. Milletimiz cefakar canla başla deprem bölgesine koşuyor. Herkes yardım gönderiyor. Herkes yardım gönderiyor. Milletimiz koordine olmuş durumda. Halk kendi arasında örgütlenerek yardım topluyor, bölgeye ulaştırmaya çalışıyor. Böyle bir milletin karşısına böyle bir günde geçip böyle bir yüzle parmak sallayamaz. Bunu yapamazsın. Kim olursan ol yapamazsın. Böyle bir günde, böyle bir yüzle millete parmak sallayamazsın. Bu millet bir kişiden daha büyüktür. Bu millet bir kişiden daha onurludur. Bu millet bir kişiden daha değerlidir. Milletin moralini bozan sensin.
Devletin imkanlarını kullanamayan sensin. Ordunun imkanlarını harekete geçirmeyen sensin. Millete parmak sallayamazsın. Savcıları harekete geçireceğim, hakimleri harekete geçireceğim deyip milleti sindiremezsin, korkutamazsın. Ortak acımızda birlik olmaya, ortak hareket etmek isteyen halkımıza karşı söylediğin sözlere bak. Defter tutuyoruz. Gün geldiğinde defterleri açacağız. O defterleri senin yüzüne çalacağız. Milletle ilgili yaptığın bu söylemleri yeri ve yürü geldiği zaman bak millete yaptıkların diyeceğiz. Savcılarımız gereken işlemleri yapıyor. Savcılar milletin savcılarıdır. Sarayın savcıları mı? Sen kimi korkutuyorsun? Kimi tehdit ediyorsun? Biz halkına bu yüzle bakan bir siyasetçiye, böyle acılı bir günde halkını tehdit eden bir kişiye, halkına parmak sallayan bir kişiye o hal yetkisi vermeyiz kardeşim. Biz vermeyiz. Gitsin böyle birisine Milliyetçi Hareket Partisi destek versin. Başkomutanlık sıfatıyla övünen Erdoğan, defterine şu cümleyi de yazsın. Orduyu gerçekten millet merak ediyor. Yerinde, zamanında, gününde niye seferber etmedin? Neden yapmadın? İletişim Başkanlığı, Mehmetçiklerimiz yaraları sarmak için deprem bölgesine aralıksız intikal etmeye devam ediyor. Allah'tan korkun, utanın, yüzünüz kızarsın. Pazartesi sabahı niye intikal etmedi? Pazartesi akşamı niye intikal etmedi? Salı sabahı, salı akşamı niye intikal etmedi? O sırada ölen yavrularımız, o sırada babasının elini tutup da cenazesi enkaz altında olan babanın acısını neden dindirmek için askerimizi göndermediniz? Neden kışlada tuttunuz? Bu milletin canı sizin oyuncağınız mı? Ülkemizdeki en büyük, en yaygın teşkilata sahip Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bu milletin evladı olan Mehmetçiğin, askerimizin kurtarma çalışmalarına derhal gönderilmesi gerekiyordu. Askeri helikopterler kullanılabilirdi. Sahra hastaneleri kurulabilirdi. Askerimizin katkısı orada bir can dahi kurtarsa bir ömre bedeldi. Bunu engelleyen iradeye o hal yetkisi vermeyiz. Senin askeri derhal kışlasından çıkartıp milletimizle buluşturma yetkin vardı. Kullanmadın. İnatla kullanmadın. Ama halkın karşısına geçip insanları azarladın. Sana o hal yetkisi vermeyiz. Yetkisi mi yok, imkanı mı yok? Her türlü yetkisi ve imkanı var. İstediğin zaman her türlü yetkisini ve imkanını kullanıyor. Her yetkiye imza atabiliyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de gönderebiliyor. Herkes biliyor ki ilk 72 saat çok önemliydi arkadaşlar. 58. saatteyiz. 58. saatte. Şimdi mi yayınlıyorsunuz askeri hızla sevk ediyoruz diye? O sabah yeterince harekete geçemedik. O gün yeterince harekete geçemedik. Siz mazeret makamı mısınız? Yirmi yıldan beri iktidardasınız. 20 yıldan beri depremden ilgili para topluyorsunuz. Vergileri topluyorsunuz. Biz dedik ki parayla askerlik yaptırdığınız bedelli askerlere, Milli Savunma Bakanı'na ben söyledim. Dedim ki parayla askerlik yaptırdığın bedelli çocuklarımıza depremden ilgili eğitim verin. Büyük bir felaket yaşandığında onları seferber edin dedim. Yaptınız mı? Hayır.
Vatandaşın bu soruları sorunca, milletimiz oradan feryat edince, bunu da dürüst basın mensupları yayınlayınca bu suratla diyor ki milletin suratını, milletin moralini bozmayın diyor. Milletin morali zaten bozulmuş. Cumhurbaşkanının bunu görmeyen bir fikir yürütüyor, bir akıl yürütüyor. Millet enkaz altında. Millet can derdinde. Millet içecek çorba bulamıyor. Zamanında ekmek yetiştiremediniz. Barınma ihtiyaçlarını sağlayamadınız. Mehmetçiyi yanlarına koymadınız. İnsanların morali zaten bozuk. Evlerinde televizyonları başında olan insanlarımız ağlıyorlar. Deprem yaşamış Sakarya'daki iller gibi yaşanan acıları bilen insanlarımız hem geçmişteki ölüleri için hem de enkaz altındakiler için ağlıyor. Beyefendinin morali bozuluyor. Ve tehdit ediyor. Şimdi sen bize bunu söyleyeceğine Cumhur İttifakı sahadadır diyen AKP sözcüğüne söyletene. Sen bunu bize söyleyeceğine canlarımız enkaz altındayken, donarken her şey yolunda diyen, utanmayan Maliye Bakanı'na söylesene. 48 saat sonra yavaş yavaş düzene girdik diyen diğer bakanlarına söylesene. Ülkemizde büyük bir acı var ama büyük de bir beceriksizlik var. Büyük bir beceriksizlik var. Maalesef terörde olduğu gibi afette de bunun bedelini milletimiz ödüyor. Maalesef insanlarımız canıyla ödüyor. Bu tablo karşısında yapılması gerekenleri bize o dikte ediyor ve diyor ki susmamızı istiyor. Basın yazmasın diyor, konuşmasın. Televizyonlar yayınlamasın diyor. Siz de susun diyor. Günlerdir uyku uyumayan, iğneyle kuzu kazan kurtarma ekipleri ve gönüllüleri orada büyük bir gayretle çalışıyorlar. Bölge elektrikten, doğalgazdan, hayati her türlü imkandan yoksun. Depremzedeler zaten büyük bir moral bozukluğu yaşıyor. Devletimiz nerede diye feryat ediyorlar. Ülkede moral falan kalmış değil. Kimin buradan moral depolamaya çalıştığı, kimi kafasında tilkiler geçtiği bu surattan ifade ediliyor. Bu yüzde ifade ediliyor. Herkes biliyor. İkbal peşinde koşan acılarımıza sessiz kalındığını hepimiz biliyoruz. Sadece kendi iktidarlarını ve geleceklerini düşünenlerin milletten vazgeçtiğini hepimiz biliyoruz. Bugün hakikat ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Ancak böyle düşünen birisini muhatap alarak değil, milletimizle birlikte birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Zat-ı Ali'lerinin moralini bizim düşünecek falan halimiz yok. Onun moralini beşli çeteler düzelsin. Onun moralini yalakacılar düzelsin. Onun moralini milletin değil sarayın bakanları gerekli yağcılığı yaparak düzelsinler. Bu arada biz yandaş medyanın da gerçekten haberleri verirken taraflı verdiğini görüyoruz. Ama şunu da biliyoruz. Bir de iki yüzlü medyacılar var. Böyle bir afet gününde rant peşinde koşan iki yüzlü medyacılar var. Onları da biz biliyoruz. Paylaşacağız milletimize ve asla onları unutmayacağız. Böyle zamanda milletin sesi üzerinden pazarlık yapan kirli zihniyetleri biz milletimizle paylaşacağız. Genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz,
parti meclis üyelerimiz bölgede milletimizle birlikte aynı kaderi paylaşmaya devam ediyorlar. Genel merkezimizde kriz masası, dün telefonlarını verdim, 24 saat açık. Kriz masasına ses geliyoruz buradan diye ulaşan 1228 kişi var. Ses geliyor ama kimse yok. Burada kimse yok. Bize yardım edin diyen 1228 kişi başvurmuş. Derhal ilgili yerlere bildirdik. Derhal arkadaşlarımızı aradık. Enkaz altında duruyorlar diyen 3075 kişi bize telefonla başvurmuş. Bize yardım edin diyen 1056 kişi olmuş. Hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz. 248 kişi kayıp, nerede olduklarını bilmiyoruz demişler. Belediyelerimiz her türlü tehdit, zorbalık ve engellemeye karşı hizmet götürmeye uğraşıyor. Pandemide ekmek dağıtmamızı engellediler. Pandemide milletimizin verdiği bağışları milletimize ulaştırmamızı engellediler. Şimdi de afet zamanında gelen yardımları AFAD engelliyor, ben dağıtacağım diyor. Sen dağıt ama dağıtamıyorsun. Yeteri kadar organize olamamışsın. Yeteri kadar personelle donatılmamışsın. Senin orada görev yapanı sağlayacak deprem bölgelerinde yeteri kadar tedbirler alınmamış. Ve birisi yardım götürenleri tehdit ediyor. Bütün tehditlere karşı belediye başkanlarımız ekmek dağıtmaya devam edecek. Su dağıtmaya devam edecek. Çorba dağıtmaya devam edecek. Enkazda olacağız. Enkazın altında olacağız. Dışarıda olanların barınabilmeleri için oraları bir an önce kalkındıracağız. Tayyip Erdoğan'a karşı, onun engellemelerine karşı, onun tehditlerine karşı, onun savcılarına karşı mücadele ederek yapacağız bunu. Sonuna kadar milletimizin yanında olacağız. Bütün itfaiye araçlarımızı oraya yönelttik. 1118 araç. Tam tesisatlı kurtarma araçlarımızı gönderdik. İş makinalarımızı, ağır nakil tırlarını oraya gönderdik. İtfaiye ve ambulans araçlarıyla insani yardımların malzemelerini taşıyan bütün araçları oraya yönlendirdik. Gıda, kışlık, kıyafet, hijyen ürünlerini tırlarca gönderiyoruz. 19 tane mobil mutfak. Vatandaşına bu soğukta çorba veremeyen bu iktidara karşı bütün belediyelerimizle, milletimizle, milletimizin verdiği bütün destekleri milletimize ulaştırıyoruz. 20 tır içme suyunu, 212 bin batanyayı oraya gönderdik. Bunların bakanları 21. yüzyılda batanya üretiyoruz diye övünsünler orada. Jeneratörleri oraya ulaştırdık. Biz milletin vekilleri olarak hem sahadayız, hem milletimizle beraberiz, hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Bir karar mı çıkartmak istiyorsun? Afetzedelerle ilgili. Biz buradayız, gel. Gel saatler içerisinde çıkartalım. Limanlarla ilgili kararları çıkartırken topluyorsun ya. Beşli çetene ihaleler vermek için bizi zorla buraya getirtiyorsun ya. Milletimiz için meclisteyiz. Bak, bugün de buradayız, yarın da buradayız. Milletvekillerimiz sağda, görevliler de burada. Gel ne yasa çıkartmak istiyorsan çıkartalım. Ama sakın bize daha fazla yetki, daha fazla iktidar diye gelme. Sakın bize ben oralarda kimseyi konuşturmayacağım, savcıları harekete geçireceğim diye gelme. Buna sonuna kadar karşı çıkacağız. Değerli arkadaşlarım, afet kanunu ile ilgili yasalar çok açık. Afet kanunu yasallaştığı andan itibaren
Orada mağduriyetlerin giderilmesiyle ilgili bütün yetkiler iktidarın elinde olacaktır. İktidar bu yetkileri hızlı, bir an önce soğukkanlı, organize olmuş bir vaziyette bunları milletimize ulaştırmalıdır ve gereğini yapmalıdır. Milletimizin orada eğer devreye girip de fırınlar, devreye girip de özel hastaneler, devreye girip de milletimizin ihtiyacını sağlayacak diğer bütün alanlarda yetkilerini kullanabilecek hak ve hukuka sahipler. O haklarını ve hukuklarını sonuna kadar kullansınlar. Kimseyi mağdur etmesinler. Vatandaşımızı bu kış kıyamette ölümün soğuğu, kışın buzuyla enkaz altında orada bırakmasınlar. Bir an önce gecikmiş olan ordumuzu bütün birikimlerini oraya seferber etsinler. Unutmayın, ordumuzda yeteri kadar mutfak vardı. Unutmayın, helikopterlerimiz vardı, yollar kapalı olsa bile. Ordunun helikopterleri vardı. Unutmayın, dağın taşın tepesinden atlayan komandolarımız var. Enkazın üstünden de atlayabilirlerdi. Unutmayın, 48 saattir ölü kızının elini tutan adamı bir Mehmetçiğimiz enkazın içinden çekip babasıyla buluşturup mezarına koyabilirdi. Biz bunları asla unutmayacağız. Şimdi anlatıyoruz ama şu an sadece anlatma değil. Çalışma zamanı, ne gerekiyorsa yapıyoruz, ne gerekiyorsa yapacağız. Saygılar sunuyorum. Sorusu olan var mı? Teşekkür ederim.